Kent Antalya'da yapımına devam ettiğimiz küçük evimiz. Şu anda göründüğü üzere çatısındayız. Çatı çok karmaşık. Yaklaşık 6-7 tane birbirine bağlantısı olan çatımız var. Şurada salonun çatısını görüyorsunuz. Burada lamine kirişlerimiz var. Hemen altta. Yine koca koca lamine kirişler göndermişler sağ olsunlar. Çelik bağlantı elemanlarıyla hepsi güzelce elimizden geldiğince montajını tamamladık. Şimdi burada size göstermek istediğim detaylar, önemli detaylar var. Mesela bu şuradaki ticimiz. Hemen şurada görebilirsiniz. Buradaki tiş, iki tane büyük ticin birbirine adaptörlerle bağlanması sonucu aşağıdaki, en aşağıdaki kütüğe kadar ulaşıyor. Ve buradan komple sıkımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 23 tane kütük var. Buradan aşağı doğru komple iniyor ticimiz. Ara katta bağlantı elemanlarında her zaman çelik bağlantı elemanları kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar da trifon vidalarla vidalandı. Hiçbir zaman bu malzemeyi kullandığınızda iki tane kütüğü birbirine bağlamayın. Sadece bir delikten ara kat taşıyıcı, halas taşıyıcı metal aparatlarını vidalayın. Biliyorsunuz kütük evler çalışır ve oturma yapar. Aynı zamanda L demirlerimiz. Burada görüyorsunuz L demirlerini. Bütün çatı mertekleri L demirlerle hem trifon vida hem de normal vidalarla bağlanıyor. Şu solumda görmüş olduğunuz çatı salonun çatısı. Yaklaşık yüksekliği 6.30, 6.40 civarında. Burası yatak odasının üstündeki çatımız. Buradan bu tarafa bir manzaramız var. Şuradaki çatımız yatak odasının banyo tarafındaki çatı. Burada bir yatak odamız var. Hemen onun üstünde farklı bir çatımız. Gene öbür yatak odasında da gene önündeki çatıdan bağımsız bir çatımız var. Bayağı karmaşık bir çatı. 2 gündür bizi yordu açıkçası ama değecek. Çünkü genellikle karmaşık çatılar her zaman daha güzel görünüm sağlar. Daha düz çatılardan ziyade karmaşık çatılar biraz yorucu olsa da finishingler çok iyi oluyor. Çatıda kullanacağımız en üstteki materyal kenet. Kenet bu ara çok yaygınlaştı. Müşterilerimiz çok beğeniyorlar. Metal kenet kullanacağız burada da. Zaten karlı bölgede en uygun malzeme. Yaklaşık 20 santim bir izolasyonumuz olacak cam yünü. Tekrar alttan lambir ile bitireceğiz. Çatımızın alın tatlıları antrasit gri kullanıyorduk genelde. Bu sefer grafit gri. RAL 7024. Onu da göstereceğim size. Yani son 15 gündür şantiyemiz devam ediyor. Yavaş yavaş sona doğru geleceğiz. Her aşamayı da sizlerle detayları çekinmeden bilgi paylaşımı yaparak insanları bilgilendirmek amacıyla paylaşacağız.